Tabakalaşma sistemlerinin toplumsal örgütlenmelerin karmaşıklaşmasıyla yakından ilgisi vardır. İlkel toplumlarda kaynakların çeşitliliği ve karmaşıklığı daha sınırlı olduğu için daha basit tabakalaşma sistemlerine sahipken çağdaş toplumlarda tabakalaşmanın düzeyi ve tabakalar arası ilişkiler daha karmaşık bir hal almıştır. Bu konuyla ilgili kullanılacak anahtar kavramlar: tabakalaşma, feodalizm, eşitsizlik, sınıf kölelik, kast, statü, sınıf, zümredir. Bu programı izledikten sonra toplumsal tabakalaşma nedir? Tabakalaşma biçimleri ve sistemleri nelerdir? Marx ve Weber toplumsal tabakalaşma ve sınıfa ilişkin yapıyı nasıl açıklarlar? Toplumsal tabakalaşma ve sınıfa ilişkin çağdaş kuramcılar kimlerdir? Toplumsal tabakalaşmayı ve sınıfı nasıl açıklarlar? Sorularına yanıt bulabileceksiniz. Toplumsal tabakalaşma, farklı gruptan insanlar arasında toplumsal konumlarından dolayı oluşan yapısal eşitsizlikleri ifade eder. Bütün farklılıklara rağmen tabakalaşma sistemlerinin bazı temel ilkelere sahip olması gereklidir. Bireyin bir toplumsal tabaka içerisinde tanımlanması, bireyin kendi bilincinden bağımsız olarak gerçekleşir. Örneğin, gelir durumlarına göre zengin veya fakir olarak tanımlanan insanların kendilerini farklı bir tabakada görmeleri onların konumlarında bir değişiklik yaratmaz. Bireylerin hayattaki deneyimleri ve karşılaşacakları fırsatlar büyük oranda ait oldukları toplumsal tabaka tarafından şekillendirilir. Ancak bu durum, bireylerin hayat koşullarının tamamen toplumsal tabakalar tarafından şekillendirileceği anlamına gelmez. Buna karşın değişim çok hızlı yaşanmaz ve toplumsal tabaka kategorileri çok yavaş değişirler. Müzik toplumsal eşitsizliklerin en belirgin olduğu tabakalaşma sistemi kuşkusuz köleliktir. Kölelik, insanların mülkiyet olarak tanımladığı ve kölelerin emek gücünün sahipleri tarafından alınıp satılabildiği bir sistemi anlatır. Kölelik genellikle tarım toplumlarının gelişmesi ve toprak mülkiyeti kavramının şekillenmesiyle ilgili görülmektedir. Kast, bireyin toplumsal tabakadaki rolünün doğuştan tanımlandığı ve bu rollerin hayat boyu değişmediği kapalı statü grubu sistemini anlatır. Kastların en önemli özelliği toplumların belirli statü gruplarına bölünmüş olmasıdır bu statü grupları arasında herhangi bir geçişkenlik olmadığı gibi kastların sahip olabileceği meslekler, elde edebileceği mülkler gibi unsurlar önceden tanımlanmıştır. Kast sistemi denilince akla gelen ilk örnek Hindistan'dır. Ve sosyolojik olarak bu sistemin en net biçimi burada görülmektedir. Zümre, toplumsal statülerin büyük oranda mevkiye bağlı olarak ve ailenin konumuna göre belirlendiği sistemdir büyük oranda edinilmiş statülere dayandığı için ve zümreler arasındaki ayrımların netliği nedeniyle kast sistemi ile benzerlikler taşır. Ancak zümre sisteminin kast sisteminden iki temel farkı mevcuttur. Bunlardan birincisi zümre sisteminde tabakalar arasındaki farklılıklar ve yükümlülükler büyük oranda kanunlar ile belirlenir. İkinci olarak da sınırlı da olsa tabakalar arası geçişin mümkün olmasıdır. Sınıf sadece çağdaş endüstri toplumları için geçerli bir tabakalaşma sistemini ifade eder. Sınıf sistemi, bireylerin ekonomik koşullarına göre belirlenen ve grupların piyasa çıkarlarına göre farklılaştığı bir tabakalaşma sistemidir. Toplumsal tabakalaşma üzerine geliştirilen klasik kuramları iki şekilde incelemek mümkündür. Bunlardan ilki Karl Marx'ın sınıf kuramıdır. Marx için insanlık tarihinin tümünde gözlemlenebilecek sınıf çatışmaları mülkiyet ilişkilerinden kaynaklanır ve çatışmanın biçimi mutlak şekilde sömürü içerir. Marx'a göre kendi içinde sınıf, ortak çıkarların farkında olmayan ve buna yönelik politik bir bilinç taşımayan sınıfsal konumlamaları ifade eder. Tersi bir biçimde kendisi için sınıf, sınıfsal konumun önemli bir politik aktör olabileceğine olan inancın o toplumsal konumu paylaşanlar arasında güçlenmesi anlamına gelmektedir. Marx, tarihi, materyal koşulların değişmesinin eşliğinde gelişen toplumsal ve düşünsel gelişmeler olarak kavrar. Marx, söz konusu değişmeleri beş dönemde incelenebileceğini ifade eder. Buna göre ilk aşama ilkel komünizm aşamasıdır. Bu tür toplumlarda mülkiyet olgusu henüz şekillenmemiştir. Üretim kolektif bir biçimde kabile aşiret, akrabalık gibi ilkel bağlar yoluyla yerine getirilmektedir. İkinci aşama köleci toplum aşamasıdır. Mülkiyete sahip olanlar, sahip olmayanların emeği üzerinde açık bir hakka sahiptir ve sahip olmayanlar için emek gücünü özgür olarak kullanabilmek söz konusu değildir. Üçüncü aşama, feodalizm aşamasıdır ve bu aşamada köleci toplumdaki mülkiyet ilişkileri kuşaklar arası olarak yerleşir. Dördüncü aşama kapitalist toplum aşamasıdır. Endüstriyel üretim ilişkileri yüksek bir hakimiyet gücüne sahip olan sermayedar ile özgür emek arasında aynı diğer metalarda olduğu gibi piyasa koşulları içerisinde belirlenir. Beşinci aşama bir gelecek varsayımıdır ve komünist aşama olarak tanımlanır. Bu aşamada öncelikle mülkiyet ilişkileri sona ermiştir ve sınıf ilişkileri endüstri toplumlarının işçileri lehine ortadan kalkmıştır. Weber'in kuramı sınıf sosyolojisinde gelişimci bir rol oynamıştır. Getirdiği temel yenilik, piyasa koşulları dışında farklı toplumsal belirleyicilerin, örneğin kültür, siyasal güç ya da din gibi bir takım olguların tabakalaşma sistemine ayrı ayrı biçimde etki yapabileceğini göstermiştir. Weber'in teşvik ettiği çok yönlü bakış açısı, modern toplumların ayrıca daha kompleks toplumsal sistemler olarak görülmesine katkıda bulunmuştur. Bu yaklaşımlar büyük oranda Marx ile Weber arasındaki tartışmadan filizlenmektedirler ve konumlarına göre Neo-Marxist veya Neo-Weberyen sınıf kuramları olarak adlandırılmaktadırlar. Dahrendorf ve modern toplumlarda sınıf çatışmasının temel çıkış noktası Marx'ın mülkiyet temelli sınıf kavramlaştırmasının endüstriyel gelişmesinin ilerleyen safhalarını açıklamada yetersiz kaldığı üzerinedir. Dahrendorf, endüstri toplumlarından mülkiyet ve sınıf sisteminin gün geçtikçe karmaşık bir içerik kazandığı ve bu karmaşık içeriğin Marx'ın iki yönlü kutuplaşmış analizleriyle anlaşılamayacağını ileri sürmektedir. Dahrendorf için sınıf çatışmasının temeli mülkiyetten çok endüstriyel yönetimdeki otorite konumudur. Raymond Aron'un Demokratik Toplumları, toplumsal sınıf kavramının çağdaş sosyolojide ön plana çıkarılmasına karşıdır. Temel önermesi, endüstri toplumlarının kaçınılmaz bir biçimde eşitsizlikler yarattığı ve önemli olanın bu eşitsizlikleri bertaraf edecek demokratik düzenlemelerin geliştirilmesi gerekliliğidir. Alvin Gouldner ve entelektüel yeni sınıfların temelde odaklandığı nokta teknolojik gelişme ardından bilginin kazandığı önem ve bunların profesyonel kategorilere etkisidir. 20. yüzyıldan itibaren tüm dünyada entelektüeller ve üst düzey profesyonel mesleklere sahip teknik entelijensiya, ekonomiyi, toplumu ve siyaseti kontrol etme yeteneğini kazanmışlardır. Eric Olin, Wright ve neo sınıf analizi, Marx'ın sınıfsal analizinin üzerinden yola çıkarak yorum yapmıştır. Wright'a göre, piyasa içi fırsatların kullanmasında ve gelişmesinde sınıfların çoklu konumu konusunda Weber haklıdır ve kapitalist üretimin büyümesi bu konumların sayı ve etkinliklerini azaltır. Günümüzde yaygın olarak görülen tutumlardan birisi sınıfların sonuna ilişkin görüşlerdir. Bu görüşler şunlardır. Günümüz toplumlarında sınıf yapısı değişmiştir ve eski statik Karşı toplumsal sınıfların yerini sınıf aidiyetinin daha değişken olduğu yeni orta sınıflar almıştır. Bu değişime bağlı olarak yeni toplumsal hareketler sınıf kimliğinden çok kültürel kimliklerin temel alındığı çeşitliliğe dayanmaktadır. Sınıf üzerinde toplumsal hareketlerin kısıtlayıcılığı karşısında kültürel kimlikler üzerine yapılan toplumsal hareketlerin daha katılımcı olduğu düşünülmektedir. Toplumsal tabakalaşma, farklı gruptan insanlar arasında toplumsal konumlarından dolayı oluşan yapısal eşitsizlikleri ifade eder. Dört çeşit tabakalaşma sistemi vardır. Bunlar şunlardır. Kölelik, kast, zümre, sınıf. Toplumsal tabakalaşma üzerine çalışan klasik kuramcılar Karl Marx ve Max Weber'dir. Toplumsal tabakalaşma üzerine çalışan çağdaş kuramcılarsa Dahrendorf, Raymond Aron, Alvin Goldner, E.O. Wright'tır. Bu programda toplumsal tabakalaşma nedir? Tabakalaşma biçimleri ve sistemleri nelerdir? Marx ve Weber toplumsal tabakalaşma ve sınıfa ilişkin yapıyı nasıl açıklarlar? Toplumsal tabakalaşma ve sınıfa ilişkin çağdaş kuramcılar kimlerdir, toplumsal tabakalaşmayı ve sınıfı nasıl açıklarlar sorularına değinildi konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi çalışma sosyolojisi ders kitabının 5. ünitesinde yer almaktadır.